İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran'ı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Teşekkür ederim. Günaydın herkese. Günaydın. Sevgili öğrenciler, şu anda bizi izleyen kitle büyük çoğunluğu herhalde öğrenciler, değil mi? Evet efendim. Evet, güzel. Sevgili öğrenciler, değerli konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Düzenlemiş olduğunuz 21. yüzyıl Türk Denizcilik Gücü Vizyonu Zirvesi'nin açılış konuşması yapmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Türk denizciliğinin geleceğini ışık tutacağına inandığım böyle bir zirveyi düzenlemenizden dolayı siz Denizci Öğrenciler Derneği'ni de ayrıca tebrik ediyorum. Ayrıca da söyleyeyim, takipte ediyorum derneğinizin faaliyetlerini mümkün olduğunca. Ve takdir ediyorum. Değerli öğrenciler, dünyanın üçte ikisini kaplayan denizler, insanlığa etkileri ve ülkelerin milli ekonomilerine katkıları yönünden büyük önem ve değer taşır. Denizlere hakim olan devletlerin denizcilik gücü de milli güçlerinin en önemli unsurlarından biridir. Denizcilik gücü, denizin ekonomik yönlerinin kullanılmasının yanı sıra bir milletin deniz alaka ve menfaatlerini koruyan, deniz savaşlarını icra eden, denizlerde uluslararası etki kazanmasını sağlayan askeri ve sivil denizcilik kapasitesinin toplamıdır. Deniz gücünün askeri unsuru deniz kuvvetleri, sivil unsuru da ticaret gemileri, limanlar, tersaneler, balıkçılar gibi denizcilikle uğraşan tüm unsurlardır. Bu iki unsur beraberce deniz gücünü oluşturur. Her iki unsur da denizcilik gücünün birbirini tamamlayan parçalarıdır. Denizcilik gücünün geliştirilmesi için askeri ve sivil bu unsurların her ikisinin de beraberce geliştirilmesi gerekmektedir. Türk denizcilik tarihini incelediğimizde atalarımızın Anadolu Yarımadası'nı vatan olarak seçmekle Türk milletinin gelecekteki vizyonunu da belirlediklerini görürüz. Denizcilik tarihimiz, denizciliğin, deniz kuvvetinin ve denizcilik gücünün ne kadar önemli olduğunu gösterir. Kurtuluş Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri ve öngörüsüyle kurulan Cumhuriyet Donanması, kurulduğu günden bugüne kadar büyük başarılar gösterirken, donanmamız paralelinde gelişmesini sürdüren ticaret bahriyemiz de dünya denizlerinde başarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Sayısal veriyle söylemek gerekirse Temmuz 2020 itibariyle Türk sahipli gemi filomuz, Türk sahipli diyorum, bunda yabancı bayrak da dahil olarak söylüyorum, 1496 adede ve tabi taşıma kapasitemiz de 28,8 milyon deadweight tona ulaşmıştır. Değerli arkadaşlar, 2020 yılı yalnızca denizcilik sektörü için değil, tüm dünya için olağanüstü bir yıl olmuştur. Hepimizin içinde yaşadığı süreçte Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen yıl bu ay, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıktığı duyurulan, ilk başta Çin ve çevresini bölgesel olarak etkileyeceği sanılan, bununla birlikte öngörülemeyen bir hızla tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel bir salgına dönüşen ve Mart 2020'den beri pandemi olarak ilan edilen bir salgın hastalığı etkilerini hala yaşıyoruz. Salgına karşı etkili oldukları bildirilen aşılar birbiri ardına kullanılmaya başladı, ancak hastalığın olumsuz etkilerinin bir müddet daha süreceğini öngörüyoruz. Dünya çapında tüm ülkeler tarafından birey ve kamu sağlığına öncelik verildiği bu zamanlarda COVID-19 salgınının sadece insan sağlığına değil, aynı zamanda dünya ticaret zincirini de önemli ölçüde etkilediği gerçeğini hep birlikte yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Bu süreçte her ülke kendi sağlık sistemini sorgularken, bu doğrultuda iyileştirme ve güçlendirme politikalarına öncelik vermeye çalışırken, başta deniz ticareti olmak üzere
dünya ticaret ve tedarik zincirinin devam etmesini sağlayan deniz emekçilerimizin fiziken ve zihnen yaşadıkları zorlukları daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bir başka deyişle, tüm ülkeler salgına ve etkilerine hazırlıksız yakalanmış olmakla birlikte, dünya tedarik zinciri ve bunda büyük bir oranda etkiye ve ağırlığa sahip olan deniz taşımacılığının etkin şekilde devamının önemi açık şekilde anlaşılmış ve korunması zorunlu hale gelmiştir. Deniz taşımacılığının güvenli ve kesintiye uğramadan devam etmesi, hayati önem taşıyan mal ve ürünlerin kıtalar ve ülkeler arasında taşınmasını kolaylaştırarak salgınla mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Yaşanan zor zamanlara rağmen deniz taşımacılığı ile birlikte limanların da büyük oranda yük operasyonları için açık kalması deniz taşımacılığının başarısına katkı sağlamıştır. Dünya nüfusundaki artış, taleplerin karşılanmasına yönelik ham madde ihtiyacı ve sanayileşme gibi faktörler, diğer taşımacılık modlarına nazaran bir seferde daha büyük kapasitelerde yükün taşınmasına imkan veren güvenli, çevreci ve ekonomik olan deniz yolu taşımacılığının büyümesine katkı sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde diğer taşımacılık modlarına nazaran daha az etkilenen deniz yolu taşımacılığı, stratejik önemiyle de öne çıkmaktadır. Ülke nüfuslarının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedarik zincirinin devamlılığını sağlamak adına küresel ve ticari ilişkilere aracılık eden deniz yolu taşımacılığı sektörü, mavi ekonomi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Değerli arkadaşlar, çevresel performansın yükseltilmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması da 21. yüzyıl denizcilik sektörünün başlıca vizyonları arasında önemini korumaktadır. Alternatif yakıtlara erişimin artması, arıtma sistemleri ve yeni sevk gücü teknolojileri hem enerji verimliliği sağlanması hem de karbon emisyonlarının sıfıra indirgenmesi hedeflerine hizmet edecektir. Denizlerin hem ekolojik hem de ekonomik öneminin farkında olan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, denizcilik sektöründe sürdürülebilir büyümeyi destekleyen bir dizi faaliyeti kapsayan politika ve önlemleri uygulamaya koymuştur. 21. yüzyıl denizcilik stratejileri de buna paralel olarak devam edecek. Bu kapsamdaki uygulamalar arasında Avrupa Yeşil Mutabakatı politikaları, doğaya, biyolojik çeşitliliğe ve insanlara verilen zararı minimum asgariye indirmeyi amaçlayan politikalar içermektedir. Daha temiz enerji kaynakları ve çevreci teknolojilerin yaygınlaştırılmasıyla karbon emisyonlarını kesmeyi amaçlamaktadır. Mutabakat yol haritası kapsamında çevre, şehircilik, gıda, tıp, tarım, enerji, ulaştırma, imalat sektörlerinde izlenecek adımlar belirlenmiş olup, ulaştırma kategorisine bağlı denizcilik alanında enerji sektörüyle paralel olarak düzenlemeler yapılacaktır. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin tüm mevzuatlarının ve şu ana kadar yapmış olduğu gümrük birliği ve benzeri anlaşmaların gözden geçirilmesi süreci söz konusu olacaktır. Denizcilik sektörümüzde artık dünyada çevre etkisini en aza indirecek, insan faktörünü büyük ölçüde devreden çıkaracak elektrikli, hibrit, uzaktan kumandalı, insansız gemiler üzerinde çalışmalar hız kazanmıştı. Türkiye, LNG tahrikli, elektrikli ve hibrit gemi inşasında önemli yol kat etmiş, öncülük yapan ülkelerden biri haline gelmiştir. Türk gemi inşa sanayi, hem bulunduğumuz lokasyon hem de yüksek teknolojili gemilerin fiyat ve performans dengesini hızla sağlayabilme yeteneği sayesinde Avrupa Birliği nezdinde önemli bir pozisyon almıştır. Öte yandan günümüzde toplam dünya pazarının %50'sini oluşturan Avrupa Birliği denizcilik yan sanayisi her geçen gün pazar kaybı yaşamaktadır. Avrupa Birliği yan sanayi üreticileri mevzuatlarında mütekabiliyete dayalı ilaveler talep etmekte. Bu durum Türk denizcilik yan sanayisi için de
bazı sıkıntılara neden olma potansiyeli önümüzdeki dönem için taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, otonom ve dijitalleşmenin önemini de bir kez daha ortaya koymuştur. İnsan gücü ve etkisini asgari seviyeye indirecek teknolojik ekipmanlar bu bağlamda öne çıkmış. Her sektörde olduğu gibi mevcut durumda ve gelecekte dijitalleşmenin kaçınılmaz önemi ortaya çıkmıştır. Bu alanda yatırımların artacağı, teknolojik gelişmelere süratle uyum sağlayan ülkelerin sektörü yönlendireceği açık olarak görülmektedir. Bakın, bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Bu alanda öne çıkan yatırımların artacağı, teknolojik gelişmelere süratle uyum sağlayan ülkelerin sektörü yönlendireceği açık olarak görülmektedir. Türk denizciliğinin gelişmesi, dünya çapında rekabet gücünün yükselmesi, Türkiye'nin kalkınmasında sektörümüzün payının her geçen gün artması için hep birlikte canla başla çalışmalıyız. 21. yüzyılda ülkemiz denizciliğinin gelişimine eğitim, inovasyon ve teknolojinin yön vereceği düşünüldüğünde geleceğimiz olan siz değerli öğrencilerimize çok önemli görevler düşmektedir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek okullarda aldığınız teorik ve pratik bilgi birikimlerini sürekli güncelleyerek çağın getirdiği gelişmelerin gerisinde kalmadan, hatta yenilikçi fikirlerle sadece teknolojiyi takip eden ve tüketen değil, yön veren bir anlayışla Türk denizciliğini daha iyi yerlere taşıyacağınıza inancım sonsuzdur. Değerli arkadaşlar, denizci bir ülke ve denizci bir millet olmak, Türk devletinin ve Türk milletinin bir tercihi değil, ülkemizin tarihinin ve coğrafi konumunun üzerimize yüklemiş olduğu bir zorunluluktur. Türk devletinin ve milletinin denizci bir ülke ve millet olmaktan başka şansı yoktur. Bu amaç çerçevesinde denizcilik gücümüzü oluşturan deniz kuvvetlerimiz ve ticaret bahriyemiz beraberce Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün göstermiş olduğu yolda denizci bir ülke ve milletimiz de denizci bir millet olma yolunda ilerleyişini sürdürmelidir. Tabii ki 21. yüzyılda da bu amaç doğrultusunda yapılacak çok iş vardır. Bu zirvede düzenlenecek panellerde gelecekte denizciliğin bilim alanında, kültür alanında, askeri alanda yapılması gerekenler tartışılacak ve bu çalışmalar denizciliğimizin geleceğine ışık tutacaktır. Bu vesileyle denizciliğimizin gelişmesine katkıda bulunan ve bu uğurda hayatını kaybeden tüm denizcilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.